Safi Lezzetler kanalımdan herkese merhabalar. Ketenin içine peynirli iç koysak nasıl olur dediniz. Ben de sizler için denedim. Ketenin içine böyle peynirli maydanozlu güzel bir iç yaptım. Ve nasıl olmuş bakalım. Hemen şimdi sonucuna sonra yapımına geçeceğiz. Evet, sonuç burada. Bakın gerçekten çok çok güzel oldu. Hafif çıtır, hafif yumuşaklık ikisi bir arada oldukça da lezzetli. Çok güzel bir kete börek oldu. Biz adını kete börek koyduk. Şimdi hemen yapımına geçelim. Yarımşar su bardağı su ve sütü karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı kuru maya kullanıyorum. Dilerseniz siz instant maya ya da yaş maya kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanırsanız çeyrek küp yeterli. Bu şekilde maya ve şekeri erimesi için karıştırıyorum. Çeyrek su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve bir tane yumurtanın şimdi sarısını ve beyazını ayıracağım. Yumurta sarısını yüzey için kullanacağım. Akını ise hamura katabiliriz. Bir su bardağı un alıyorum ve üzerine tuzunu ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz yeterli geliyor. Ve şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bardak bardak un ekleyip toplamda 3 su bardağı kadar un kullanarak hamurumu kıvamlı, güzel, şöyle hafif yumuşak ve ele biraz yapışan bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Hamurumu bir süre sonra ben tezgahın üzerine alıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alınca hamurum yoğurmayı bırakabilirsiniz. Bu şekilde bakın kıvamını göstereyim. Yumuşak, orta yumuşaklıkta bir hamur. Şimdi hemen hamurumu bezelere ayırıyorum. Toplamda 8 minik beze yaptım. Hamurumu çok çok böyle büyük büyük açmayacağım için 8 beze yeterli geldi. Açarken de özellikle oklava kullanamayan arkadaşlarım için sadece merdane ile açtım. Oldukça da pratik oldu. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bezelerin altını şöyle unlayıp bir poşet ya da bir bezin arasına koyuyorum. Bunun bir 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum şimdi. O dinlenirken ben de iç malzememi hazırlayayım. 100 gram tereyağı var, onu eritiyorum. Üzerine şöyle yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Ve peynirli iç var, onu hazırlıyorum. Şöyle maydanoz var ve yarım kalıp beyaz peyniri güzelce eziyorum. Ve böreklik hale getiriyorum. Dilerseniz kıymalı, patatesli, dilediğiniz için hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen ilk yaptığım beziden başlayarak açmaya başlıyorum. Önce parmaklarınızla bu şekilde büyütün bezeyi. Ardından altını üstünü güzelce unlayarak merdane ile büyütebildiğiniz kadar büyütün. Aralarda unlayabilirsiniz. Hamur yeter ki yapışmasın. Çünkü yumuşak bir hamur yaptık. Yumuşak olması kitlemizin, böreğimizin böyle güzelce kabarmasını sağlayacak. Hamur açarken bazen dilediğimiz şekilde açılmıyor. Mesela merdane ile açıyor olsak da bazen dikdörtgen ya da bazen kare, bazen yuvarlak her şekil olabiliyor. Şimdi bunun için size bir katlama tekniği göstereceğim. Sadece bu ikisini göstereceğim. Diğerlerini hızlı bir şekilde ben kamerayı kapatarak yaptım. Bakın bu yaptığım biraz kare gibi oldu.
O yüzden nasıl katladığımı göstereceğim size. Çünkü her şekil aynı olmuyor. Şöyle dört ucunu bir kenara getiriyorum. Servis tabağı boyutunda açmamız zaten yeterli. Şöyle mini bir zarf elde ediyorum. Şimdi bunun içine iç malzemeyi koyup hafif yağlayıp kapatacağız. İç malzememiz peynirli maydanozlu karışım. Dilerseniz bu karışıma biraz acı biber de atabilirsiniz. Pul biber. Çok güzel oluyor. Şöyle etrafını birazcık da yağlıyorum. Ve kete gibi dört ucunu ortada birleştirip kenarlarını şöyle parmak uçlarımla yapıştırmak için sabitliyorum şu şekilde. Şöyle. Birinci kete böreğimiz hazır. Şimdi bunu nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bu da biraz daha yuvarlak formda açmaya çalıştığım, açtığım. Bunun dört köşesi yok. Bunu nasıl katlayacağız derseniz. Bunu da bakın bu şekilde. Şöyle kenarlarından katlayarak ortada bir kare oluşturmanız yeterli. Yine içini minicik yağlıyoruz. Kat kat olması için böyle ufak dahi olsa yağlamamız önemli. Ve yine iç malzemeden koyuyoruz. Dört ucunu ortaya getirip, ortada birleştirip kenarları parmak uçlarımla sabitliyorum. Bu da bu şekilde oldu. Tüm kete böreklerimi hazırlayıp tepsiye aldım. Bir tane yumurta sarısına zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz yumurta sarısının kıvamını açmak için su ya da süt de kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı kadar. Kete böreklerimi yumurtalıyorum. Üzerine susam ve çörek otu serptim. Ve önceden ısıttığım 200 dereceli fırına pişmesi için gönderdim. Fırından çıkındıkları halde bakın bu şekilde. Biz çok beğendik ve çok gerçekten çok güzel oldu. Videomu izleyip tarifimi denerseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Her yeri eşit bir şekilde pişmiş. Şimdi hemen içine bakalım. Kat kat olmuş ve gerçekten çok lezzetli. Videomu beğenip ufak dahi olsa bir yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.